Değerli arkadaşlar, ben devam ediyorum. Şimdi haklısınız. Peki, çok haklısınız. Ben de diyorum ki, evet, çok haklısınız. Çok haklısınız. Şimdi aydın insanların, aydın sorumluluğu olan insanların bencil olma hakkı olamaz. Hiç kimse benim evimin önünde olsun istemiyorum ama karşı komşunun evinde olsun istiyorum. Böyle bir yanlış yok. Kendi sokağımda istemiyorum. Kendi sokağımda istemiyorum ama öbür sokakta olsun diyemeyiz. Kendi mahallemde, bakın, kendi mahallemde istemiyorum ama öbür mahallede olsun anlayışıyla bir yere varamayız. Müsaade edin, yapmıyorum efendim, yapmıyorum. Ben de cevap veriyorum. Ben de diyorum ki, Bakırköy'de 360 çarpı 3 alanda baz istasyonu var. Biz de bunu disipline etmek amacıyla ve bu arttırdık. Eski teknolojiyi kaldırıp yeni 4.5G teknolojisiyle uyumlu, çevreye, insana, doğaya zararı olmayan yeni teknolojiyle baz istasyonları kurma zorunluluğumuz var. Bunu kurarken bir şeye karar vereceğiz. Ya iletişim hakkının devamını isteyeceğiz ya iletişimden vazgeçeceğiz. Sadece hiçbiriniz telefonla konuşmayacaksınız. Peki, çok güzel, tamam, kaldırıyorum. Florent bölgesindeki bütün hepsini kaldırıyorum. Örneğin apartmanının balkonunda olan. Örneğin apartmanının balkonunda olanlar. Var değil mi? Karşı komşunuzun apartmanının balkonunda var. Apartmanınızın çatısında da var. Karşı komşunuz baz istasyonları. Nerede peki bu baz istasyonları? Örneğin yolun üstünde, yolun üstünde. Kaldırımın üstünde. Çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar. Niye gece yarısı kuruluyor? Devam ediyorum. Ayrıca bununla ilgili olarak bir genelgeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Genelge de şu. Ulaştırma Bakanlığı'nın valilikten de kaymakamlık üzerinden gönderdiği bir genelgeyi de sizlerle paylaşıyorum. İletişim açısından baz istasyonlarının kurulumu konusunda yardımcı olunması için sadece belediyeye de değil, bütün kamu kurum ve kuruluşlarına bununla ilgili olarak bir direktif de geldi. Bu bir gereklilik, bu bir zorunluluk. Ama şunu diyorsanız, ya bizim parkımızda olmasın, çocuklarımıza zarar veriyor. Evet, yeni bir yer düşünelim, yeni bir yere kurulmasını sağlayalım. Ya da, ya hanımefendi, ikide bir, ama bak ben sizi dinliyorum. Ben doğma büyüme CHP'liyim. Bu iktidara asla oy vermedim. Bizi şimdi ama bununla bunun bir arasında bir fark var yani. Hayır. Peki. Bizi suçlamayın. Başka şey örnekleri kuzey ormanları diyebiliriz. Ben de diyorum ki bakın bununla ilgili olarak biz bir kaldırılması hanımefendi. Tamam. Çok güzel. Bakkaldan kaldıracak. Bakkaldan söz verdim. Bakkaldan kaldıracak. Peki. Bütün şuna herkes hemfikir mi? Bulunduğumuz mahallelerde bütün baz istasyonlarının kaldırılması konusunda hiç kimse cep telefonu kullanmama konusunda hemfikir mi? Evet. Yani bunu söyleyenlerin hepsi. Mesela bak gösterdiniz. Bunu ya 10 yaşındaki çocukların elinde en üst model telefonlarınız var. Bu sağlık fedakarlığı gösterebiliyor musunuz? Evet, gösteriyoruz. Sağlık için gösteriyoruz. Başkan, bir sorum olacak. Peki efendim. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi ne takdir ederse o olur. Benim bununla ilgili olarak da. Efendim, hiç endişeniz olmasın. Cumhuriyet Halk Partisi Bakırköy'de inşallah benim şahsımla ilgili bir şey değil. Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı var. Benim şahsımla ilgili bir şey değil. Partimiz bununla ilgili. Ne güzel. Eksik olmayın. Peki efendim, bu soruları dinledim. Park için buradayız. Güzel bir gün için buradayız. Güzel, güneşli bir gündeyiz. Sizinle ilgili olarak. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizin ilgisine. Bu konuda gelecek olan, benimle konuşacak 3 arkadaş var mı? Gelecek bu konuları tartışacak. Tamam, konuşalım. Evet, çok güzel. Peki, örneğin. Niye bulamıyoruz? Ben 3 gün evet, peki hanımefendi. Telefon verdim. Çok teşekkür ediyorum. Hanımefendi, ilginize teşekkür ediyorum. Zor bir gün olacağı belliydi ama ben de sizlerle lütfen bu konuları konuşayım diye geldim. Bakın, ben sizinle bu konuları konuşayım diye geldim. Belediye başkanınız asla, bakın ne yapıyorum ben burada? Hanımefendi, ne yapıyorum? Ama şunu da yapabilirim. Ben siyasetçiyim, tabii ki siyaset yapacağım. Çok doğal. Bakın, müsaade edin. Buraya gelmeyebilirdim, sizinle konuşmayabilirdim, size anlatmayabilirdim ama açık yüreklilikle bir belediye başkanlığı sorumluluğuyla buradayım efendim. Demokrasi diyoruz başkan, gelmeyebilirsiniz. Sayın başkan, ben bir şey söyleyeyim, acizane. Yok, estağfurullah.
Bir saniye. Sayın Başkan. Bu baz istasyonu. Tek tek yaparsak bitmez. Müsaade ederseniz konuşayım. Problem falan yok. Yok problem. Yok problem. Ben sağlığımı düşünüyorum. Ben gelmiştim. Şenlik köyü diyorum. Bu mahallenin ismi Şenlik köyü. Ben severim. Bir saniye.